Osmanlıların yükselme dönemindeki gibi faaliyetlerinin amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Bakalım arkadaşlar faaliyetlere. Avrupalı devletlere kapitülasyon vermesi, Avusturya'ya karşı Fransa'nın desteklenmesi. Kapitülasyonlar dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Ayrıcalıklardı. Peki bakalım şimdi öncülerimize. Hristiyan birliğini parçalama tabii ki olur Avusturya'ya karşı bakın Fransa'yı destekliyor. Aynı zamanda kapitülasyon vererek de parçalar arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti onları yanına çekmiş oluyor. Dolayısıyla Hristiyan birliğinde bir parçalanma olabilir. Akdeniz ticaretini canlandırma. Bu kapitülasyonlar özellikle ticari alanda veriliyor zaten arkadaşlar. Bu da tabii ki olur. Siyasi ve ekonomik çıkarlarını koruma. bu özellikle kapitülasyon vermesinden bunu çıkarma mümkün onlara ayrıcalık tanıyarak kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarını korumuş olacak arkadaşlar bu sebeplerle doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Osmanlıların yükselme döneminde gelişmelerine bakarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Tunus'un fethedilmesi, Cezayir Beylerbeyliği'nin kurulması, Trablusgarb'ın ele geçirilmesi. Arkadaşlar bu bölgeler Kuzey Afrika'daki bölgeler, Akdeniz'e kıyısı olan bölgeler. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz. Kuzey Afrika'da hakimiyet alanını genişletmiştir tabii ki diyebiliyoruz. Akdeniz'in Türk Gölü olması için faaliyet yapılmıştır tabii ki arkadaşlar. Çünkü buradaki hakimiyetler kesinleşiyor. Dolayısıyla Akdeniz Türk Gölü haline gelecektir. İslam dünyasının siyasi birliği kesin olarak tabii ki sağlanamaz arkadaşlar sadece bu bölgelerin fethiyle. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Anlaşması'nda Avusturya Kralı'nın protokol bakımından sadrazama eşit olduğu hükme bağlanmıştır. Bakalım arkadaşlar Osmanlı Devleti diplomatik faaliyetlerle siyasi alanda üstünlüğünü Avusturya'ya kabul ettirmiştir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anlaşmayla Avusturya Kralı ile sadrazamın eşit olduğunu belirtmiş. Yani Osmanlı Devleti padişahı kraldan daha üstün hale gelmiş oluyor. Tabii ki doğru. Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında hukuksal eşitlik sağlanmıştır. Aksine arkadaşlar protokol bakımından Osmanlı Devleti üstün hale gelmiş. O yüzden bir eşitlik yok. Osmanlı Devleti Avusturya karşısında toprak bütünlüğünü güvence altına almıştır. Hayır arkadaşlar toprak bütünlüğü ile alakalı bize bir bilgi verilmemiş zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde doğu ve batı yönünde ayrıca denizlerde başarılı fetih hareketlerinin yürütülmesine aşağıdakilerden hangisinin olanak sağladığı savunulabilir. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim'dir ve Yavuz Sultan Selim hazineyi ağzına kadar doldurarak tahtı Kanuni Sultan Süleyman'a bırakmış oluyor. Dolayısıyla Sultan Süleyman tahta geçtiğinde e, özellikle parasal konuda hiçbir problemi yok ve bu şekilde de fetih hareketleri daha kolay kolay hale gelmiş oluyor. Finanse edecek yeterli ekonomik gücü bulunuyor. Dolayısıyla şıklara baktığımızda D şıkkında Devletin savaşları finanse edecek yeterli ekonomik gücünün bulunması en büyük etkendir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sokullu Mehmet Paşa'nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi onun Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı ittifakının oluşmasını önlemeye yönelik hareket ettiğini gösterir. Arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza. Kıbrıs adasının fethine karşı çıkması. Kıbrıs adası Haçlılar için oldukça önemli bir nokta arkadaşlar. Dolayısıyla eğer Osmanlı Devleti Kıbrıs adasını fethederse Haçlı ittifakı ciddi bir şekilde oluşarak Osmanlı Devleti'ne Osmanlı Devleti üzerine yürüyecektir diye düşünüyor Sokulu Mehmet Paşa ki düşündüğü de gerçek oluyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti Kıbrıs adasını fethettikten hemen sonra bir inebahtı deniz savaşı gerçekleşecek. Bu İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanması Haçlılar tarafından yakılacak ve büyük bir yenilgiye uğramış olacak Osmanlı Devleti. Sokulu Mehmet Paşa bunun yaşanmasından çekindiğinden dolayı Kıbrıs Adası'nın fethine karşı çıkıyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak ama diğer seçeneklerimizi de bir açıklayalım. Akdeniz ve Kızıldeniz'i bir kanalla birleştirme planlaması Haçlıları rahatsız edecek bir durum değildir arkadaşlar. AÇE'ye teknik ve askeri yardım göndermesi. AÇE dediğimiz nokta Endonezya'da arkadaşlar. Endonezya'da sömürgeleştirme faaliyetleri var ve Osmanlı Devleti'nden yardım istiyorlar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de onlara yardım gönderiyor. Bu durumda Haçların dikkatini çekecek bir durum değildir. Don Volga projesini hayata geçirmeye çalışması Karadeniz topraklarının arkadaşlar. Karadeniz'de aslında. Dolayısıyla yine Haçları etkileyecek bir durum yok. Tımar topraklarını iltizama vermesi ise Osmanlı'nın iç İşleriyle alakalı bir durum Haçlı ittifakıyla ile bir alakası yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durumun kanuninin siyasi hayatına katkılarından hangilerini sağladığı savunulabilir. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkmadan önce Karahisar, Bolu, Kefe ve en son Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. Babasının ölümü üzerine ise tek çocuk olarak tahta geçmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Devlet tecrübesi kazanma arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok noktada sancak beyliği yapmış. Dolayısıyla devlet tecrübesi kazanmıştır diyebiliriz. Doğu ve batı yönündeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma. Elbette olur arkadaşlar. Çünkü sancak beyliği yaparken zaten pek çok noktada da e, hakimiyet kazanmış oluyor. Dolayısıyla gelişmelerden de haberdar olmuş oluyor. Tabii ki doğru. Taht mücadelesi yapmadan hükümdarlık otoritesini güçlendirme. Arkadaşlar zaten tek çocuk olarak tahta çıkmış. Tabii ki doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Haritada 1326-1683 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Avrupa kıtasında fethettiği yerler gösterilmiştir. Aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Osmanlı Devleti'nin Avrupa yönünde ilerlediği söylenemez. Bakalım arkadaşlar Orhan Bey döneminde var mı? Tabii ki var yani Avrupa'ya doğru bir ilerleme var arkadaşlar. Marmara Denizi'nin kıyıları alınmış doğru. 1. Murat döneminde var mı? Gördüğünüz gibi Avrupa'ya doğru yine bir ilerleme söz konusu. İkinci Mehmet döneminde yani Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlarda birçok toprak arkadaşlar tabii ki alınmış. Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim dönemi haritada bize verilmiş mi? Verilmemiş ki zaten Yavuz Sultan Selim döneminde daha çok doğu yönünde fetihler mevcuttur. Peki birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman verilmiş mi? Tabii ki verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Haritada 1326-1683 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Avrupa kıtasında fethettiği yerler gösterilmiştir. Haritadan yararlanarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına Ulaşılamaz. Bakalım arkadaşlar. Bulgaristan hangi padişah döneminde fethedilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Bulgaristan nerede? Hemen bulalım. Burada. Peki hangi padişah döneminde oluyor? Yıldırım Bayezid döneminde. O zaman bulduk cevabımızı. Sırbistan hangi padişah döneminde fethedilmiştir? Sırbistan'da bulduk. Hangi padişah döneminde? Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar bunu da bulduk. Kanuni dönemine kadar Balkanlarda fethedilen yerler nerelerdir? Arkadaşlar Kanuni dönemine kadar fethedilen yerleri görebiliyoruz zaten haritada. Gördüğünüz gibi işte yine Eflak Boğdan, Bosna Ersek, Sırbistan gibi bölgeler Kanuni'den önce Balkanlarda fethedilmiş bölgelerdir. En uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalan Balkan şehrini söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki bunu sadece haritaya bakarak söylememiz mümkün değildir. Kanuni'den sonra Avrupa'da fethedilen yerler nerelerdir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarihler arasında bu bölgeler fethedilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.